Ben Tuğçe Odavar. Bugün sizlerle Temmuz ajandamızı hazırlayacağız. Ara vermeyeyim diye hemen son anda sıkıştırdım biraz. Kusura bakmayın. Bu arada belki fark etmişsinizdir. Yeni bir ajanda aldım. Bana o eşlik edecek. Hatta ambalajını da çıkarmadım eskimesin diye. Size göstereyim diye bakın dış kapağını da böyle tuttum. Markası burada. 120 gram. 80 sayfa. Bana yıl sonuna kadar yeter diye düşünüyorum. Brezilya'da gerçekten ajanda bulmak çok zordu. Bu da zaten sketch defteri diye geçiyordu. Ajanda olan her şey 100 gramın altında oluyor ve içinde sobayı falan kullanıyorsanız benim gibi işte arkasına geçiyor, buruşuyor, işte trip atıyor, küçüyor falan böyle acayip triplere giriyor onun için. Sketchbook diye aratabilirsiniz siz de ajanda arıyorsanız kendinizi. Lafı uzatmadan hemen ajandamıza başlayalım. Zaten ben bir yandan böyle beyninizi şişireceğim bunu yaparken. Hemen şu ambalajı çıkarayım. Kendimce çok güzel bir seremoni hazırladım burada. Hemen giriş sayfamıza başlayalım. Bu ayımızın temasını aslında son zamanlarda gittiğim minik bir gezinti, gezi, tatil planı. Beni Instagram'da takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. 833 tane pencere ve kapı resmi paylaştım. Öyle beynime işledi ki artık dedim bunu bir tema olarak da kullanayım. Çünkü bana çok yazı da anımsatıyor böyle renkli pencereler, kapılar, yeni açılan kapılar, pencereler. Her bitiş bir başlangıç. Hemen bak oradan bir derin bir mesaj da veriyorum. Çaktırmadan arada. Onu baz alaraktan, ondan etkilenerekten böyle güzel minik minik pencereler olsun dedim. Çünkü bu kanalda biliyorsunuz genelde sıradan değil, olabildiğince absürt, alakasız, saçma sapan temalar seçiyorum ajandalarımla. Siz de genel olarak sanırım alıştınız buna, seviyorsunuz. Onun için sorun yok diye düşünüyorum. Giriş sayfamın tasarımına hemen burada başlıyorum. Açılışla başlıyorum. Normalde ajandanın ilk sayfasına isim falan yazardım. Böyle cool takılırdım. Ajanda bulmak o kadar zor ki Brezilya'da. Onun için hiçbir sayfayı ziyan etmemeye çalışıyorum. Buraya tasarımı koyarken bir yandan Winsor & Newton, Emektar Slova'ya videolarımın hiç eskimeyen parçası. Ki artık eskidi yani, muhtemelen yakında bir update gelecek kendisine. Kendisine bir update geldi bu arada. Yeni bir boyam var, yılbaşı hediyesi olarak gelmişti. Düşünün 6 ay oldu, daha açamadım videoyla sizle beraber açayım diye. Boyaya ben bakıyorum, boya bana bakıyor. Göz göze geliyoruz, uzun bakışmalar oluyor. Türk dizilerine bağladık böyle. 60 saniye falan birbirimize bakıyoruz ama hala açıp kullanmadım. Nasıl dayanıyorum ben de bilmiyorum valla. Daha YouTube şeyim geldi, 100 bin plaketim. Onu da sizle açacağım diye açmadım. Kutuda duruyor. Yemin ederim açıp hiç bakmadım bile. Ne meraksızım ben de. Kendime şaşırdım şu anda neyse. Ne diyordum? Yani bir yerden gelip kafamı başka bir yerden çıkardığım için konudan çok saptı. Gene dağıttım. Şey yapıyorum. Sayfalarım benim böyle beige'e yakın olduğu için renkler daha farklı çıkıyor. Ayrıca beyaz kalem falan da böyle rahatça kullanabileceğim. Hem beyaz hem siyah kullanabileceğim. Çok arada bir renk çok güzel onun için. Siz de böyle beyaz kalemle yakalayacağım o etkileri siz de yakalamak istiyorsanız ama ve lakin sayfalarınız zaten beyaz olduğu için yakalayamıyorsanız üzülmeyin, artık beyazlarınız daha beyaz. Oma reklamı almış videolarınız. Oma muydu beyaz yapan? Şu an bak o kadar uzak kalmışım çamaşır işlerinden. Neyse. Şey yapabilirsiniz mesela. Ya bunun gibi bir ajanda alabilirsiniz. Çok zekisin Tuğçe, tebrik ediyorum. Ya da böyle saman kağıdı vardır ya, böyle ambalaj kağıdı, kese kağıtlarını falan böyle biraz daha kahverengiye dönük. Öyle kağıtlardan bulup böyle parçalar koparıp yapıştırıp böyle kolaj şeklinde onların üstüne böyle beyazlar renkler falan uygulayabilirsiniz. O da gayet güzel durur. Artık o kadar çok yorumlarda şey geliyor ki, malzeme sorusu. Videolarda olabildiğince belirtmeye çalışıyorum. Videonun içine belirttiğim bir şey yorumlarda sorulunca da cevap vermiyorum. Neden? Çünkü gıcığım. Gidip videonun içine var bile yazmıyorum. Ay ne gıcığım, şu an kendime gıcık oldum. Neyse. Hemen tatlış konulardan bahsedelim. Bu arada ben Universal Signo'nun beyaz kalemini kullanıyorum. Ama bu da alternatif, mesela Posca'nın beyaz kalemi de çok güzel. Hatta bundan daha iyi, çünkü bu böyle yavaş çizmeyince tıkanıyor falan, triplere giriyor. Bu da acayip tribal bir materyal yani, hızlı bir şekilde kullanamıyorsanız, seri çizim yapacaksanız ideal değil. Ya da benim şimdiye kadar aldığım 5 tanesi ideal değildi ama normalleri ideal de olabilir, bilmiyorum. Şimdi gömmeyeyim durduk yere kalemi ama beyaz etkisi gerçekten çok güzel. Başka ne var? Mesela sulu boya kullanabilirsiniz. Eğer böyle güzel, pigment, kuvvetli bir sulu boyanız varsa onun beyazı da olabilir. Başka ne var efendime söyleyeyim? Bulamadım şu anda yani. Başka beyaz neyiniz varsa onu kullanabilirsiniz. İlla bu kalem olmasına gerek yok. Ama tabii şöyle bir şey de var. Şimdi siz direkt saman kağıdınız yoksa ya da böyle bir ajandanız yoksa direkt beyaz ya da işte sarı kağıdın üstüne falan çizecekseniz
tam bu etkiyi yakalayamayacaksınız. Sonra da Tuğçe yapınca güzel oluyor, ben yapınca neden olmuyor derseniz, hepsi bu kağıdın marifeti aslında. Şu anda beyazın güzel öne çıkması, bu renklerin duruşu falan kağıtla çok alakalı. Bu arada ben bu defteri alırken, yani seçeneğim iki taneydi. Biri bu, biri de beyaz. Bembeyaz kağıt böyle lanet A4 gibi duruyor bana. Eski sınavları, fotokopileri falan hatırlatıyor. Bir de üstüne ne çizerseniz çizim bence çok güzel durmuyor. Sarı bir kağıt arıyordum eski ajandam gibi ama onu da bulamadığım için bunu aldım. Ya dedim bunu ne yapacağım şimdi, renkler tam çıkmayacak. Genelde beyaz kullanmam gerekiyor falan deyip hadi bu ay böyle beyazla kurtaracağım bunu. Ama önümüzdeki aylarda ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Genel olarak sanırım ajandanın içinde beyaz hakimiyeti olacak. Ama uzun vadede kullanışlı mı? Ben daha böyle sarımtırak kağıtları tercih ediyorum ki geçen ay size sormuşum ya nasıl bir ya, bir ajandadan beklediğiniz özellikler nelerdir diye. Sizden de çok kişi böyle sarımtırak tonlardaki kağıtları beyaza tercih ettiğini yazmış. Bunları niye? Kendim burada havuz oluşturuyorum. Sizin algoritmanızın içine girip sizden gelen bilgilerle sizin aklınızda biz çok şey öğreniyorum. Yani işte ileride bir ajanda çıkartırsam bileyim diye, ne istiyor bu millet, ne arıyor bu millet, bir bilgim olsun diye. Ne kadar zor ya düzgün bir ajanda bulmak. Bullet journal diye artınca çünkü noktalar çıkıyor. Noktalı üstünde çizimler çok güzel durmayacağı için çok arada kaldım ama noktalı almadım. Her zaman bence düz, çizgisiz, böyle bembeyaz bir sayfa açmak. Beyaza gömük gömük bembeyaz diye bağlayamadım. Çünkü orada sapsarı bir sayfa açmak desem de olmayacak şimdi. Bence tertemiz olması sayfanın her zaman daha ideal. Ki istediğiniz gibi setup'ınızı oluşturun, resminizi çizin, istiyorsanız çizgilere bölün. Tamamen yeni böyle önün açık olması bana daha cazip geldi ki önümüzdeki aylarda çizgi defter kullanacağım ben dersem alırım cetveli elime. Bilirsiniz çok severim cetvelimi. Saatler boyunca çizgiler üstüne çizgiler de atabilirim. Bu konuya da nereden geldik? Bu sürekli şey oluyorum ya, cümlenin sonuna geldiğimde başında ben bu cümleye niye başlamıştım, nasıl böyle saçma bir yere geldim diye minik şoklar yaşıyorum. Umarım izlerken bunun takibi daha kolay oluyordur, kulağa da daha mantıklı geliyordur diyeceğim de olmuyor ya. Şimdi şöyle bir şey var. Çizim yaparken yakından baktığın için kötü görünen şeyler uzaktan bakınca güzel görünebiliyor. Hadi onu kurtarıyorum böyle. Bana bazen çok çirkin görünen şeyler kameradan izlediğimde tekrardan güzel görünüyor. Siz de sağ olun minnoş kalpli olduğunuz için genelde beğeniyorsunuz her şeyi. Ama sanırım cümlelerde aynı şey yok. Mesela ben söyleyince saçma geldi de başkası dinleyince oha ne kadar da bilge bir cümle kurdu Tuğçe öyle demiyordur herhalde diye düşünüyorum. Hani ne yapıyorsun Tuğçe, ne yaptığını da anlat diyeceğiniz. Hep aynı şey yaptığım için deyip şu an bak kendime ters düşeceğim, hazır olun. Hep aynı şey yaptığım için anlatmak istemiyorum. Ama buradaki önemli olan tek şey pencerelerin hepsinin farklı olması. Yani sanırım zaten çizime baktığınızda da kendini açıklıyor. Ama bazen bakarsınız ben yapınca niye güzel olmuyor dediğinizde minik kaçırılan noktalar vardı. Ben de bu noktaları siz uğraşmayın. Aman bununla mı uğraşacağınız, vaktinizi bunu harcamayın diye söylüyorum. Önemli olan püf nokta hepsinin birbirinden birazcık farklı olması. Hem boyut olarak hem şekil olarak hem renklendirme olarak. Evet ve o büyük sırrı açıkladı. Artık da alabilirsiniz. Hadi bitti burada ama bu kadar da söyleyeceklerim. Artık başlığımı da atıyorum ve bu sayfanın sonuna gelmiş bulunuyorum. Bu pencereler uzatılıp şuralara kadar dağılabilirdi ama bu Tuğçe'ye fazla eziyet olacağı için, bu bile zaten 2 saat sürdüğü için ona girişmedim ki zaten ben böyle bölümsel boyamalı şeyleri severim. İstiyorsanız siz alın pencereleri coşturun, şuraya kapılar çatılar falan da ekleyin. Bunu böyle pencereden ev temasına dönüştürün ama genel konsepti anladınız sanırım. Gerçekten benim de beklediğimden iyi oldu. Neyse artık bu tasarımım, böyle giriş sayfam tatlış oldu. Geçelim hemen bir sonraki sayfamıza. Buraya adeti bozmadan ayın kocaman bir takvimini koyacağım. Ama bu kez tasarımı sadece ilk sayfada bırakmayacağım. Önceki sayılarda dergi çıkartıyor çünkü. Aslında ona bağladım da yani. Gelenekselleştik iyice. Önceki ajanlara yaptığım gibi. Onun yerine böyle birazcık tasarımı buraya da yaymaya çalışacağım. Ama alanların içine çok desen koymak istemiyorum. Oraları rahatça kullanabileyim diye. Gerçekten bütün yapılacaklarımı neredeyse not düşüyorum içine. Çünkü ne diyordum? Gene bir yerden girdim, başka bir yerden çıktı kafam da işte dağıldıkça dağıldım. Bugün daha mı dağılıyorum normale göre yoksa bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Ya da hep böyleydim, bugün bir farkındalığım da artmış olabilir. Şu an kendimi gömmekle övmek arasındaki ince çizgide yürüyorum fark ettiyseniz. Neyse öncelikle bu her zamanki gibi July Temmuz başlığımı atacağım yerin tabanını boyayarak başlıyorum. Ben böyle sanki sokak tabelasıymışçasına yapıyormuş gibi olsun diye böyle bir renk, böyle bir taban seçtim. Siz kafanıza göre takılabilirsiniz tabii ki de. Daha sonra da bu ay cetvelimi görmeyeceğiz arkadaşlar. Kendisini yaz tatiline gönderdim.
Cidden sadece bilet alıp tatile göndermiş Çetfil'e. Şimdi böyle ruh hastalıklarım var, ne yapayım, canım sıkılıyor, başka yapacak bir şey bulamadım. Her şeyi elle çiziyorum. Bu o anorganik olan, yani anorganik, salak. Öyle bir kelime de yok da neyse. Hiç organik olmayan, hiç organik olmayan da olmadı. Ay bulamadım ya gene, lanet olsun. Evet, organik olmayan bir ürün olduğu için bence de bunu daha organikleştirmek için elle çiziyorum ki böyle yamuk yumuklukları birazcık daha böyle bir sempatik dursun. Çok küp küp, kesik kesik, böyle köşeli köşeli olmasın her şey diye. Kuramadı ya cümle. 5 saat oldu. Gene sona geldiğinde başı unuttu. Çerçevenin kimisine renk, kimisinde de beyaz ve siyah kalemi. Şu an beyaz da siyah renk olmaktan dışladım farkında olmadan. Kullanıyorum. Yani... Tam hayalindeki gibi olmadı çünkü böyle ben kafamda, evet neden olmadığını da biliyorum ama yapmıyor gene. Bu renkli çerçeveler daha kalın ama beyaz ve siyah çizgileri böyle daha önce falan yaparım diye hayal etmiştim ama sonra yaparken sanırım unuttum ne yapacağım. Onun için böyle nereye gittiği belli olmadan gidiyor bir yandan. Of neyse. Çok da şey olmadı ama. Dümdüz olmasından daha iyi oldu değil mi? Böyle renkli oldu en azından. Bir hava geldi falan. Belki bir de fark etmişsinizdir. Hafta sonlarının kutucuklarını daha küçük yaptım. Oralarda daha az çalıştığımdan değil. Ener gibi yine hafta sonunda çalışıyorum. Onda bir sorun yok. Ama ne bileyim, hafta sonu oldu belli olsun diye. Diyeceğim yemeyeceksiniz. Tamamen kutucuklar sol tarafta hani 3 ya da sağ tarafta 3 olacaktı. Sol tarafta haftanın başına abanayım diye oraya 3 bıraktım. Tamamen estetik sebeplerden. Bu ay gerçekten hiç kullanışı göz önünde bulundurmadan demeyelim ama estetikleri biraz daha öne çıkarmaya çalıştım. Falan olmadı. Bu ayın rakamlarını da beyaz kalemimle atıyorum. Ya beyaz kalem çok güzel durmuyor mu? Uf, çok çok düştüm ben buna. Birkaç ay muhtemelen nasıl altınlı varaklardan geçilmeyen bir ajandam vardı. Bu ajandada muhtemelen beyaz kalemden geçilmeyecek. Umarım Türkiye'de vardır. Hoşunuza gittiyse siz de rahatça alabilirsiniz. Ama eminim yakın bir şey vardır ya. Böyle saman kağıtlı eskiz defterleri falan vardı yani. O en olmadı öyle bir şey bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu rakamları attıktan sonra üst taraf bir boş kaldı. Şey yapayım ya. Giriş sayfasına yaptığım pencereler vardı ya minik minik. Bir iki tane onlardan koyayım böyle bir... Sanki çünkü sayfa güzel olacaktı da olamıyormuş gibi kaldı. Onu böyle muş gibiden çıkartıp güzele tamamlayalım bakalım. Hah, sanki şu an bir daha bir mis gibi bir olacakmış gibi oldu. Daha iyi oldu sanki, bilemedim. Benim hoşuma gitti mi? Oldu gibi, olmadı gibi de tam emin olamadım şu an. Üstüne düşünmeyeceğim. Sonra tekrar dönüp bakarım buraya ama bu sayfada burada sona gelmiş bulunuyoruz. Böyle hafiften pencerelere benzetmeye çalışırken biraz fail olduk ama siz yaparken birazcık dikkat edersiniz söylediğim noktalara, sizinki daha güzel olur inşallah deyip hemen geçiyorum bir sonraki sayfamıza. Şimdi burası benim haftalık planlayıcı köşem olacak. Onun da aynı bir önceki sayfaya benzer bir şekilde ama aynı hataları yapmamaya çalışaraktan böyle renkli çerçeveler atarak başlıyorum. Ama ilk olarak tabii ki de başlığı yazacağım yerin taban boyasını atıyorum ki okurken diğer noktalarla uğraşabileyim ben diye. Buranın çerçevelerini atarken bayağı kolumla falan aşağıya bulaştırdım. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Nazar boncuğum olsun diyeceğim çünkü gerçekten kurumasını bekleyemedim, böyle biraz acelem varken yaptığım için. Siz benim yaptığım hatayı yapmayın. Yani çerçeveler organik olsun, yamuk olsun derken de birazcık galiba suyunu çıkardım olayın. Yamukluğun dibine vurdum yani. Bu nedir Tuğçe ya? Tövbe bismillah. Çin kaçmış, küçükken bu şey olmuş, ekmeğe basmış. Neyse, çerçeveye kaydım durduk yere. İçlerini bölmedim kutucuklara kullanışlı olsun diye ama siz bunları iyice pencereye benzesin diye böyle karelere falan bölebilirsiniz içlerini. Üstte de başlığı atıyorum beyaz kalemimle ama gene kurumasını beklemediğim için o da bir yamsuk yumsuk oldu. Neyse, artık bu sayfamda tasarımın sona gelmiş bulunuyorum. Renkli oldu, güzel oldu. Böyle bir can geldi içine, bir renk, bir yaz havası hissediliyor en azından. Neyse, geçelim hemen bir yandaki sayfamıza. Bunun üst tarafına Habit Tracker'ım olacak. Tasarıma uygun olacak bir şekilde ayıracağım bu kez bölmelerimi ve başlık koymayacağım. Zaten o da kendini açıklayan bir alan olduğu için gerek yok başlığa. Öncelikle başlık açacağım yerlerin taban renklerini atarak başlıyorum. Sadece sarı kullandım bu kez. Neden bilmem, kıyak keçesim geldi. Aşağıdaki şemalarda belki biraz daha mavi kullanırım. Şimdi bunlar kururken de beyaz kalemimle üstte şablonlarını bölüyorum. Tamamen elle. Dediğim gibi cetvelim yok artık. Yürek yemiş Tuğçe maşallah. Bayağı yamuk yumukluğun dibine vuruyorum ama umarım uzaktan bakınca daha güzel görünüyordur. Ama şu an çok da uzaktan bakmıyorsunuz ama neyse. Şablonları böyle dümdüz ay şeklinde yapmayayım diye bu kez pencereler şeklinde yapıyorum gördüğünüz üzere.
hani bir tık bir değişikliğe gideyim dedim. Yeni ajanda, kendimi tekrarlamayayım dedim. Nasılsa sonraki 6 ay boyunca kendimi tekrarlayacağım sürekli dedim. Şimdi hemen ilk baştan böyle bozmuş gibi yapmayayım. Önden bir böyle dizilerin ilk bölümü güzel olur ya, pilot bölüm olaraktan. Bunu böyle güzel tutayım dedim. Uğraştım bakalım ama nasıl duracağını bilmiyorum. Her zamanki gibi bu arada. O konuda kendimi bozmadım bakın. 4 tane alışkanlığım var takip ettiğim. İşte spor. Birisi işte sağlıklı beslenme, birisi language. Şu an Portekizce öğrenmem gerekiyor ama daha hiç başlamadım bile ama o kadar umutluyum ki kendimden. Bunu yine buraya düşeyim dedim. En sonunda da social var çünkü tam işim bitti, biraz rahatlayacağım derken aynı işin ikinci ayağı başlayacakmış, onu haber verdiler. Tekrardan bir sosyal hayatımın gömüşe uğrayacağı, tamamen eve tıkılıp ders ve ödev yapacağım bir 6 ay falan daha var önümde. Onun için böyle bunu buraya düşmek istedim, kendimi kaybetmeyeyim diye. Neyse, başlıklarımı da attıktan sonra aslında bu alanım diyorum, sayfa değil tabii. Üstteki habit tracker kısmım, açıklama tracker kısmım bitti. Hemen altındaki kısma geçiyorum. Burada iki tane pencerem olacak. Önce bunların renklerini atarak başlıyorum. Üstteki penceremi ev ödevleri ve işle ilgili notlar için. Tam emin olamadım. Çünkü genelde ev ödevlerini not almıyorum. Ama işle ilgili almam gereken önemli notlar oluyor. Muhtemelen daha çok işle ilgili alacağım notlar için bırakıyorum. Alttaki kısımda da daha böyle creative ideas, çizimle ilgili ve YouTube'la ilgili işte video fikirleri. Çünkü sizden çok güzel öneriler geliyor. Benim aklıma zaten o bazen çok güzel öneriler geliyor. Oğlum burada neymiş falan diyorum. Öbür gün unutuyorum falan böyle. Bir de şey olur ya, hep yatmadan önce gelir böyle güzel fikirler aklınıza. Sonra işte ya ben bunu hayatta unutmam, çok iyi fikir, nasıl unutayım deyip sabah böyle neydi la oğlum, bir şey geldi aklıma ya falan diye böyle gerizekalı gibi hissettiğiniz anlar olur ya. Şimdi bunların önüne geçmek için böyle bir alan bırakıyorum ki ne zaman aklıma güzel bir şey gelse hemen oraya not düşebileyim diye. Bu arada şeyi fark ettim. Böyle hatta suyu çok az tutmadım yani. Abanmadım ama çok da az tutmadım. Böyle bol bol kullandığım halde ajandan arkasında geçmedi. Bu 120 gram kağıt. Demek ki 120, 110, 120 gram kağıt bir ajanda için gayet de idealmiş. Çünkü öngöremiyordum. 150 mi olmalı, 160 mı olmalı? Ulan bu benim kullandığım ajanda ne? Üstüne hiçbir bilgi yok diyor. Çok gizemli bir ajandaydı önceki ajandam. Neyse ki bunun kabını atmadan önce bir üstünü okuyabildik. Size de gösterebildim. Markasını öyle böyle falan diye soruları, gramajı ne? Bunun kaç sayfa bu? Bu nereden geliyor sorularına? Rahatça cevap bulabilelim diye. Bu arada siz ileride bir ajanda alırsanız, yeni bir deftere falan başlayacaksanız, size tavsiyem, ben bunda da yaptım. Başlamadan önce içine ne kadar suyla abanabileceğinizi öngörmek için bir sayfa koparın. Çok evet, gözlerim yaşlı bir şekilde kopardı bu sayfayı ama. Ve onun üstüne böyle kullanacağınız, genel olarak kullanacağınız kalemlerle bir iki deneme yapın derim ben. Ki güzel güzel çizimler yaptıktan sonra arkaya geçip sizi hüsrana uğratmasın ajandanız diye. Size tam düzgün çizgi atmakla ilgili gizli sırlarımı verecektim, paylaşacaktım bu videoda. Sonra nedense değil tabii, sebebi çok belli. Çünkü ıslakken elim havada uçuşarak ben çizgiler atmaya çalıştığım için, kurumanızı beklemeden diğer alanların, bütün çizgilerim yamuk yumuk oldu, böyle utandım. Böyle bir şey yaparken size bir de tüyo verme yüzsüzlüğünde bulunmaktan. Ama bir sonraki videoda böyle elimle cetveli aratmayacak çizgiler atarsam eğer, hayallerim var evet, yalan değil, sizinle paylaşırım hepsini tek tek. Neyse, bu kez böyle çerçevelerin kepenklerine başlık attım ama başlıkları tam öngöremediğim ve altına yazmadığım için de yamuk yumuk üstü altı falan saptırık süptürük oldu. Ya ben özenilmemiş şeyleri severim aslında ama bu biraz sanki böyle özenilmemişle uyduruk arasında böyle ince bir çizgi var ya, böyle hani effortless'tan çıkıp bir uyduruğa girmek üzere. Ama neyse ki genel renkler çok hoşuma gittiği için, değişik olduğu için genel yaptığım ajandalardan beni böyle minik bir tatmin etti. Böyle bir içimi açtı. Rengarenk diyecektim. İki renk olduğunu fark edip böyle bir susayım orada dedim ama gerçekten bir iç açıcı bir ajanda oldu bence. Ve burada aslında ajandamızın, Temmuz ayı ajandamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım izlerken ve dinlerken keyif almışsınızdır. Konsept hoşunuza gitmiştir. Renkler içinizi açmıştır. Yaza hazırsınızdır. Böyle bir gülümsemişsinizdir. Bir içiniz enerji dolmuştur. Bir böyle hemen diyet planları yapmaya başlamıştır. Bomba gibi bir yaz geçirirsiniz umuyorum diye de umuyorum. Umarken umdum. Inception yaşadım kendi kendime. Neyse, sizlerle umarım çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.